Çünkü rahmet ve saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yılında bir tarafımda Türkiye ve doğal olarak diğer tarafımda da Türkiye. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bravo. Ay harika. Bir heyecanlandım, bir şeyler oldu. Ben gördüğünüz gibi bugüne de uygun. Nasıl? Çok şıksınız. Çok teşekkürler evet. Adem Bey. Kıyafet tam da bak ne güzel Cumhuriyet kadınları burada hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Efendim yeniden 70'e milyonların cevap aradığı fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımız aileler yarışıyorlar. Siz ekran başındaki canım, ciğerim sevgili izleyenler. Siz Türkiye ve siz Türkiye hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim hemen dönüyorum Türkiye'ye. Baha Bey. Birkaç söz alabiliriz sizden ya da kim konuşmak isterse Okan Bey. Baha Bey. Okan Bey'e başlasın. Okan Çiftçi ismim. Cumhuriyet evet. Bayramımızı hepinizin kutluyorum. Tüm Türkiye'nin. Aynen. Diyorum kısaca. 101. yılı. Cumhuriyetimizin 101. yılı. Kutlu olsun tekrar. Teşekkürler. Efendim ne duruyoruz? Günlük eğlence dozunuzu almaya hazırsanız Aileler Yarışıyor başlasın. Aileler Yarışıyor. Bir tarafımda İstiklal, diğer tarafımda Çevikler. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bu özel günde aramızda olduğunuz için gerçekten çok mutluyuz. Her zaman olduğu gibi sürprizli 1000 liralık cevabım tam 5 etapta var. Şanslı sorumun şanslı cevabı 5000 lira. Ve final ödülüm 20.000 lira. Ya işte böyle. Baha Bey ve Ferhat hazırlarsa başlıyoruz. Ferhat neden gelmedin Ferhat? Bilemedim. Ferhat seni tanıyalım. Ben Ferhat Kızılsoy. Evet. Aslen Muşluyum. 20 yaşındayım. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği okuyorum. İzmir? Bakırçay Üniversitesi'nde. İzmir'den mi geldiniz? Evet. Evet. Hepimiz. Hepiniz mi? Hepimiz aynı evet. yerden geldik. Siz tanışıyorsunuz. Aynı kurumda çalışıyoruz. Aa, bildi. Ay sürpriz oldu. Ne? Sizin için geldiniz. Benim için geldiniz. Hoş geldiniz Gülnur'cum. Ne okuyorum dedin? Elektrik elektronik mühendisliği. Çok güzel. 20 yaşında. Evet. Vay be. Aslında Muşlusun. Okumaya Muşlu. Diye mi gittin İzmir'e yoksa İzmir'desiniz? Hayır. Ben ailem Muş'ta. Ben okumaya oraya gittim. Ana! Muş'a selam olsun o zaman. Olsun. Muş'tan bayağıdır kimse gelmedi değil mi? Muş'a selam olsun. İzmir'e de tabii ki selam olsun. Onun dışında spor yapıyor musun? Yapıyorum tabii ne ki. Ne yapıyorsun? Yani futbol oynuyorum daha çok. He yapıyorum tabii ki de. Bak bu tabii ki de hiç duymuyordum. Çünkü şey yani yapıyorum ama maalesef ara verdim okuldan dolayı falan oluyor ya genelde. Bak, nerede oynuyorsun? Böyle profesyonel amatör. Şey amatör 2'de. Amatör ligde? Aynen. Hangisi? Şey şu an ismi Kuzey Es. Şu an Göztepe'nin pivot takımı olarak. Ha, göz. Öyleydi değil mi? Göz. Baha Bey, sizi tanıyalım. Merhaba, Baha Coşkun ben. 37 yaşındayım. Basketbol antrenörüyüm. Ha öyle mi? Evet. Aa, bu hep sporcular mı var? Burada hemen sporcu, antrenör ve spor uzmanları basketbol var. Basketbol antrenörü evet, mü? Yaklaşık bir 20 yıldır basketbol antrenörü yapıyorum. İzmir'de? İzmir'de, aynen. Aa, siz şey, özel Türk'te Turan Hoca'yı hatırlar mısınız? Tabii ki de. Tabii ki de hatırlıyorum. Turan Hoca benim hocamdı basketbolda. Aynen, o bayağı tabii bizden daha büyük. Tabii çok. Büyük aynen ama derken, tanıyorum yani kendisi. Tabii canım büyük yani. Ya şöyle zaten öncesinde bir 10 yıl basketbol oynadım. 6 ay alt takımda oynadım. Altay'da? Aynen Altay'da basketbol alt takımda. Ondan sonra basketbol bıraktıktan sonra antrenörlüğe başladım. Yaklaşık bir 20 yıldır antrenörlük yapıyorum. Bir 5-6 yıldır da işte gençlik spora geldik. Gençlik sporda çalışıyorum. Gençlik sonra. Spordasınız evet, siz gençlik şimdi. Spor hepiniz aynı. Aa çok güzel. Aynen. Gençlik Spor Bakanlığı. Öyle mi? Gençlik Spor Bakanlığı. Çok güzel. Basketbol antrenörü hangi takım çalıştırıyorsunuz yani? Şu an Gençlik Spor Bakanlığı'nda kursları çalıştırıyorum. Aa çok güzel. Aynen. Artı bazen de kulüplere desteğe gidiyoruz. İzmir'de nerede oturuyorsunuz? İzmir'de Ulukent'te oturuyorum. Ulukent nereye ya? Biz hepimiz aslında Menemen'de çalışıyoruz. Menemen mi? Aynen Menemen'de. Menemenli mi? Kuru çaylı mı? Ragari garunga, ragari. Ay çok seviyorum ya. Yani o, Tepecikli mi? Nasıl dışarı? Tepecikli mi, kuru çaylı mı? Bak nasıl da bileyim tabii, hemen. Lütfen. Siz uyarladınız hemen. Ben de bir attım kafadan bir şey orada gelmedi. Kibariye arkadan şey yapmaya çalıştım gelmedi. Ki başıma da selam olsun. Menemen. Benim de eniştem Menemenli. Bekleriz bir o zaman gelsin çayımızı istiyor. Yok canım kendisi Almanya'da. Menemen'e yazın gidiyor geliyor işte. Çok güzel. Aa ne güzel. Menemen'e selam olsun.
Hazırsanız sürprizi 1000 lira. Hangi en popüler cevabı açılacak onu belirleyeceğiz. Hocam siz yapmak ister misiniz? Gözler kapalı bir tane seçerseniz. Forma numaranız ne sizin Altay'da oynarken? 15, bir de 10 giydim. Ha yok o ya, durumum yok, ona o kadar yetmiyor. En popüler 4'e bu akşam sürprizi 1000 lira geliyor. Tamam. Eller arkada, 100 kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz. Cumhuriyet bayramlarında söylemeyi sevdiğiniz marşlardan birini söyleyin. 10. yıl marşı. 10. yıl marşı var. Popüler 2'de açıldı. En popülerini açtırırsam Ferhat sizinle başlarız. Bak. Sen deyim. Söyle mi? Söyle bakalım. İstiklal Marşı. İstiklal Marşı. Var mı ve daha popüler mi? Tabii ki İstiklal Marşı. Görüşürüz baba. Buyur. Dön Ferhat. Ferhat ne gelmek biliyor ne gitmek biliyor. Gelin mi? Yok orada kal orada. Gülnur Hanım, Cumhuriyet bayramlarında söylemeyi sevdiğiniz marşlardan birini söyleyin. İzmir Marşı. İzmir Marşı en popüler 6'da var mı? İzmir Marşı vardır. Hasan Bey? Ne marşlar var? Kopya mı veriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ha, yok yok. Verme Adem. Yok. Vermeyelim mi? Ver. Yo. Tabii ki Ferhat. Hayır. Çarpı almak istiyorsan ver. Yok gerek. Hasan. Aklıma gelmiyor. 5. 4. 3. 2. 2. 1. Güm. Güm mü? Bağaya bak. Güm. Hilal, ilk çarpınızı aldınız. Hasan'dan ötürü. Şimdi sizdeyiz. Aslında ben İstiklal Marşı diyecektim de o aklıma ama gelmişti. Ama işte o açıldı. Evet şu an aklıma başka bir şey. 5. 4. 2. 1. 2. 1. İkinci çarpı geldi. Bağ hocam sahneler o kadar hızlı geçti. Maçta ne yapacağız biz? Kümelerin çevikler ve Adem Bey. Bana kalsa hepsini sayarım da şanslısınız. Evet. 5. 4. 3. 2. 1. Aklıma gelmedi. Ve çevik sizdeyim Gamze. Yüzüncü yıl marşı. Yüzüncü yıl marşı. Yeşim? Harbiye marşı diye düşündük. Harbiye marşı. Habibe? Mehter marşı. Okan. Harbiye. Harbiye. Son karar Baha Bey sizindir. Yüzüncü yıl. Yüzüncü yıl marşı. Yüzüncü yıl marşı. Yüzüncü yıl marşı. Varsa çevikler bu etap alır. Yoksa etap İstiklal'de kalır. Marşı hiç riske girmediniz değil mi en son taze hafızalarda kalan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 100. yıla geçtiğimiz yıl 100. yıla özel bestelediği marşımız en popüler 5'te kendine yer aldı. Çevikler de böylelikle 67 puanla öndeler ilk etapta. Şimdi şurada hemen bir anlaşalım canım ciğerim siz zaten fark ettiniz 1000 lira bende kaldı. Evet. Zira en popüler 4'ü henüz kimse açtırmadı. Aklınıza bir marş geldi mi? Plevne. Harbiye. Plevne. Plevne. Yes.
Harbiye. Harbiye. Çanakkale. Çanakkale. Bakalım en popüler dörtte hangi marşımız var? Çanakkale. Hoş gelişler ola Mustafa, Mustafa Kemal Paşa. Doğru. Doğru. En popüler 3. Ben gençlik dedim az önce. Nasıl aklıma geldi? Gençlik marşı. Gençlik marşı. Nasıl? Söyle. Söyle. Evet. Sen söyledin değil mi? Ses kötü. Hazır mıyız? Hazırız. 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 Gençlik marşı. Hadi. Hani? Dağ başını duman almış, gümüşleri durmaz akarmış, gümüşleri durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. La 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 la, sesimizi yer göğsü dinlesin, sen adımlarla her yerindesin. Sesimizi yer göğsü dinlesin, sen adımlarla her yer inlesin, inlesin. İstiklal ve Çevik karşı karşıya Okan ve Gülnur'la devam ediyoruz. Bravo! Çok aldım, çok aldım. Serhat'cığım marşlardan çıkamadı. Gülnur Hanımcığım sizi tanıyalım. Gülnur Uzun, 22 yıldır Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Menemen İlçe Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yapmaktayım. 47 yaşındayım, iki çocuk annesiyim. Size Allah selamları başlasın. Var. Aleyküm selam. Sağ olun, ablamın da öyle. Bir de ablanızın değil mi? Evet, ablanızın... sizi çok seviyor. Her akşam izliyoruz, hiç kaçırmıyoruz. İlknur. İlknur, İlknur Hanımcığım var. Çok öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın, duydum duydum. O istedi, biz buradayız. Onun öyle o istediği mi? için hepimiz buradayız. Ay ne güzel, ne iyi düşünmüşsün İlknur'cum. Hoş geldiniz, çok iyi ki geldiniz. Ediyoruz. Ve Okan Bey, sizi tanıyalım. Okan Çiftçek, 42 yaşındayım. 10 senedir hemspol antrenörlüğü yapıyorum. Yerli hemspol. Hemspol ne? Evet, yerli milli sporumuz. Türkiye'de İzmir'den doğdu. Murat Altınay sporu icat etti. Şimdi de gelişmekte olan spor branşlarında. Aha. Çok güzel. Türkiye'de çok iyi adımlar atıldı. Yayılıyoruz, çoğalıyoruz. Her gün sayımız artıyor. Daha da iyi olacağız. Hemspol antrenörüsünüz. Evet, hemspol antrenörüsünüz. Kaç yıldır var bu spor? 12 senedir var. Bayağı da olmuş. Bayağı oldu. Ama işte yavaş yavaş gelişiyor. Daha da yayılıyor diyorsunuz. Tabii. Artık hem çok spol. Hızlandık. Çok iyi devam ediyoruz. Dün Temmuz acaba yanlış mı anladım? Handball mu ama hemspol? Hemspol. Hemspol. Hareket, ona... enerji, matematik sistemin kısaltması hemspol. Karşılıklı iki kişi oynanıyor. İnanılmaz bir spor. Dikkat, konsantrasyon inanılmaz arttırıyor. Tam bana göre. Evet yapabilirsiniz. Evet. Beraber yapalım. Hemspol. Çok güzelmiş, harika. Evli misiniz, bekar mısınız? Bekarım ben. Bekar, kaç yıldır? İzmir'de yaşıyorum. Çok yıldır bekarım. Çok bayağı kaç yaşındaydınız? 42. 42 yıldır mı bekarsınız? Aa yok, ara evlendim. Okey, tamam. O zaman menemene de selam olsun. Evet, olsun. 100 kişiye sorduk Gülnur Hanımcığım. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Kadınlara çok yakışan bir üniforma, forma ya da mesleki giysi söyleyin. Gülnur'cum. Doktor önlüğü. Ya doktor önlüğü var mıdır? Ya. Hemşire, doktor en popüleri. Görüşürüz Okan. Buyursunlar Gülnur Hanımcığım. İkinci etapımıza da İstiklal ekibiyle başlıyoruz. Hasan Bey, kadınlara çok yakışan bir üniforma, forma ya da mesleki giysi. Asker. Ya değil mi? Asker üniforması var mıdır? Polis, asker. Bütün polis ve askerlerimize buradan kocaman bir alkış yollayalım. İyi ki varsınız. Ama kadınlarımızla tabii ayrı bir gurur duyuyoruz. Hilal. Ben ne diyeceğim mi dedin? Ne diyeceksin Hilal? Ben ne diyeyim? Ama diyeyim ben mi diyeyim? Ne diyeyim? Avukat üniforması. Avukat üniforması. Ha, cübbe. Cübbe aynen. Avukat cübbesi var mıdır? Bravo Hilal. Hilal heyecanlı mısın? Evet aslında böyle değilim ama. Ama mesela Hasan Bey'le kaç yıldır tanışıyorsun? İkinci senem.
Bir de öyle de baktık ya. Tanımıyor muyum, tanımıyor muyum acaba? Hasan kim? Adem? Onunla da daha önce de bir tanışmışlığımız var ama aynı yerde ikinci sene Gülnur oluyor. Onunla da iki sene oluyor. Burası hep iki sene. Ferhat'ı evet. Daha yeni tanıyor olman lazım. Ferhat'ın yaşı küçük. Yeni başladı yani. O da yeni başladı zaten işe. İkinci tabii. Sene oluyor onunla hayır, da. Hayır yani aslında beni kaç yıldır tanıyorsun? Hepsinden çok. Eski beni tanıyorsun. Olsun, olsun. Yıl söylemeyeceğim tabii ki. o yüzden rahat ol, biz bizeyiz. O yüzden dedim İlal'cığım. Bak bir tarafında Hasan kim? Adem sendeyim. Hemşire, doktor, polis, asker ve avukat. Açılan cevap. Öğretmen. Öğretmen ne giyiyor hocam? Önlük. Ama öğretmen ne giyiyor ha Adem Bey? Ama kadına çok yakışıyor. Çok yakışıyor. Kadına çok yakışıyor. Evet. Öğretmenlik. Meslek olarak. Ha, meslek olarak. Tabii akıl da otomatikman değil mi? Mesleğe gidiyor aslında. Evet. Yani. Evet. Forması tabii. Ama öğretmen... Önlük giyer. Beyaz önlük. Ha beyaz önlük. Doğru. Onlar da beyaz önlük giyiyorlar. Doğru. Öğretmen var mıdır buradan öğretmenlerimizin de büyüklerin, büyük öğretmenlerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. İyi ki varsınız. Öğretmen var mıdır? Adem Bey size 1.000 lirayı kazandırdı. 1.000 liram gitti. Öğretmen demişken tabii ki ilkokul öğretmenim Hatice hocama buradan selamlar, sevgiler. Ellerinizden öperim hocam. İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nde Semra hocam vardı. Onun da ellerinden öperim. Aklamaya gelmeyen bütün öğretmenlerin buradan selam, sevgiler yolluyorum. Ellerinizden öpüyorum. İyi ki varsınız. Ferhat sendeyim. Aşçı giysisi oluyor ya. Hemşire, doktor, polis, asker, avukat, öğretmen. Aşçı. Aşçı? Yes. Aşçı var mıdır? Yoktur. Gülnur Hanım. Hakim, savcı. Kadınlara çok, çok yakışıyor. Hakim. Var mı? Hakim, savcı, açılır. Hasan Bey, bir tane çarpınız var. Sizdeyim değil mi? Evet, bendeyiz. Hasan Bey, sizdeyim, bir tane çarpınız var, bir tane açılmadık cevap. Terzi. Terzi. Tez? Terzi. Terzi. Ha, terzi. Terzi kıyafeti, terzi kıyafeti nasıl? Terzi. Onlar da galiba şey... Tabii. Onlar da önlük yiyor. Terzi. Forması, iş. Önlüğü. İş kostümü diyecektim ona. İş forması, iş önlüğü. Varsa istiklaller bir tane çarpıya rağmen bu etabı alır. İkinci çarpı geldi. Kümelenin çevikler. Hilal. Diş hekimleri. Doktor, hemşire var. Diş hekimi var mıdır? Yoktur. Çevik hekimmiş. Ne çabuk döndünüz ya. Ya tanıyayım. Bak nasıl alkışladılar üçüncü çarpıya alınca. Biz pişiriyoruz onları yiyecekler. O grubu ben oluşturdum ama. O grup benim sayemde öyle oluştu. Mi? Evet. Bu arada bir şey ekleyeceğim ben. Buyurun Bahve. Bizim buraya gelmemizi sağlayan, bu konuda çok emek veren Gülnur Hanım. Evet. Onu çok teşekkür ediyoruz. Gülnur Hanım çok tatlı canım. Hemen şey yaptı. Ablam istedi, biz geldik ama tabii siz herkesi bir araya getiren sizsiniz. Evet, oturduk, ulaştı. Konuştuk, evet. O çok istedi, gider misiniz dedi. Ben Makedon göçmeniyim, Sestro kız kardeş. Ne olur Sestro gidin, benim için de selam söyleyin oradan dedi. Sestro, hemen, ay ne güzel. Hemen listeleri oluşturdum, attım. Yalnız başta oluşturduğum listede bizim gruptakilerin 5'i değişti. Şaka yapıyorsun. Evet, ama o gruptan hiç fire yok. Orada ben kimse oluştum, fire, hiç yok. Fire yok. Orada fire yok. Bu arada Gülnur Hanım hemen dedi ki Asuman Hanım, bu sürekli bir isimler söylüyorsun. Onları çok merak ediyorum. Alperen bildiğimiz Alperen işte. Gördüğünüz gibi bir de Fikrim'in ince gülü var. Evet. O da işte şuralarda bir yerlerde bakayım nerede. Onu da sonra gösteririm size. Hazır mısınız çevik? Hazırız. Gamze Hanım sizdeyim. Hostes. Hostes. Yeşim. Ben de hostes düşünüyorum. Habibe. Ben de hostes düşünüyorum. Okan. Hostes. Son karar Bahabe sizin. Hostes.
Bakalım hostes diyerek yine İstiklallerden hazır bir etabı alabilecek misiniz? Ben pilot söyleyecektim, bana sen, gelince. Adem ne? Pilot diyecektin ama aynen, sana gelmedi. Sıra gelmedi. Geçti Adem Bey. Pilot var, baştan beri kafamda, aklımda pilot vardı yahu. Pilot. Pilot diyecektim ben. Hostes daha mantıklı geldi. Aynen. İstiklal, hostes hala sıfır puandayken, çevikler yine tek bir doğru cevapla 156 puanla öne geçtiler. 156. Yalnızca hala öndeler. Efendim hazırsanız cümleyi bul etabıyla devam etmek isterim. Buyursunlar, kulaklıklar çıksın meydana. Yok ya, gel Hasan abi gel. Hasan'cığım nereye geliyorsun? Çok tatlı. Kulaklıklar herkesin kulaklıkçısı. Kaptanların da işine yarayacak o kulaklıklar az sonra. Ama şimdilik bırakabilirler. Zira Baha ve Ferhat kulaksız bana geliyorlar. Kulaklıksız. Kulaklıksız. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırım. Çok güzel. Kulaklıklar takılsın. 100 kişiye sorduk. Bir yolculukta hangisini dinlemeyi tercih edersiniz? Duygusal şarkılar mı, neşeli şarkılar mı? Aha. Duygusal şarkılar. Bakalım var mı? Duygusal şarkılar. Bir yolculukta 100 kişi neşeli şarkı dinlermiş. Ferhat Beyciğim buyursunlar. 10 puan bende kaldı, sıra sizde. Geleceğim birazdan. Ferhat tak. Kazan kaynamayan yerde maymun oynamaz. Kazan. Kazan. Hasan. Kazan. Hasan. Kazan. Hazal. Ka. Kazan. Kazan. Kanal. Kazan. 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 Kanal. Kazan. Kazan. Kaynamayan. Kaynamayan. Yerde. Yerde. Maymun. Maymun. Oynamaz. Oynamaz. Kazan kaynamayan yerde maymun oynamaz. Bir dakika bekle. Çıkar. Dokunduğun anda süreniz başlar. Göstermek yok. Ben sana gösterdim kazanı. Sen göster. Ben göstermiyorum değil mi? Maymun oynamaz. Kazan kaynamayan yerde. Sandal. Sen niye konuşuyorsun? Çatal. Kazan. Ha? Kazan. 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 Kaynamayan. Kaynamayan yerde. Yerde maymun. Maymun oynamaz. Oynamaz. Kazan kaynamayan yerde maymun oynamaz. Kazan. Kazan. Hasan. Kazan. Kazan. Sen söyleyeceksin. Yarışma. Kazan. Kazan. Tamam. Söyler misin? Kazan. Kaynamayan. Kaynamayan. Yerde. Yerde. Maymun. Maymun. Oynamaz. Oynamaz. Tamam. Arkaya. Bir daha söyle. Kazan. Kaynamayan. Yerde. Maymun. Oynamaz. Bravo. Kulaklığı çıkaralım. Kazan. Kazan. Yerde. Bir daha. Maymun. Yerde. Maymun. Bir daha söyle. Kazan. Yerde. Yerde. Kazan ne oldu? Yerde. Maymun. Kazan nerede?
Kazanan Maymun. Oldu. Maymun. Birinciyi söylemedi. Kazanan oldu. Maymun. Oynamaz. Bir daha söyle. Kazan. Evet. Yerde. Yerde. Kazan. Kazanan oldu. Kazan, kazanan kazan oldu. Kazan kaynayan. Yerde maymun oynamaz. Yok, kazan kaynamıyor. Maymun oynamaz. Yerde anladım, biri anlayamadım. Kazan kaynamıyor. Kazan de bağır, kazan de. Kazan. Kazan. Yerde. Yerde. Kaynayan kazan. Ne kaynıyor? Kaynayan kazan. Kaynayan ne? Yerde. Yerde. Kaynayan yer ne? Kazan. Hayır, kazan kaynıyor, evet. Yeni cümle buldular bak, sana yemin. Kazan. Hadi hadi. Kaynayan kazan. 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 Bir dakika, yerde. Bir dakika, konsantrasyonu daldı Hasan abinin. Evet. Kazan. 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 Yerde. Ne? Kazan. Kazan oldu. Kazan ne yapıyor? Kaynayan. Kaynayan. Yerde. Yerde. Maymun. Maymun. Oynamaz. Bir daha söyle. Kazan kaynayan yerde maymun oynamaz. Kaynamıyor. Kaynamıyor ya kazan. Kazan. Kaynayan kazan. Hayır, kaynamıyor. Kazan. Kazan, kazan kaynamayan yerde maymun oynamaz. Evet. Oldu mu? Çok güzel oldu ama süreniz doymadı. Öyle mi? Evet. Süre doldu, süre. Hasan abi ama çok tatlıydın gerçekten. Niye? Kaynayan kazan yer, kazan, kazan kaynamayan yerde maymun oynamaz. Cümlemiz buydu. İstiklal'e bana bu etapta 20 puan gitti. Hasan Beyciğim, süreniz dolmuştu ama o kadar tatlı anlatıyordunuz ki. Yani kazanın ne yaptığını bulmaya çalışıyorduk. Kaynıyor muydu, yerde miydi, kaynamıyor muydu? Çevikler hazırsanız kulaklıkları takalım. Zira cümlenizi alıp geliyorum. Takalım takalım, çok güzel. Bu tarafa dönelim, harikasınız. Bağ Bey, müzik var. Çok güzel. Deli ile çıkma yola. Başına getirir bela. Başkası? Deli, deli, deli. Deli. İle. Deli. İle. Deliyle. Çıkma. Çıkma. Yola. Deliyle yola çıkma. Deli ile çıkma yola. Deliyle çıkma yola. Başına. Başına. Getirir. İş gelir. Getirir. Deliyle çıkma yola. Başına. Getirir. Getirir. Ne gelir? Getirir. Deliyle çıkma yola başına. Getirir. İş gelir. Getirir. Getirir. İşler gelir. Getirir. Evini. Getir. Devini. Getir. Gelir. Getir. 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 Deliyle çıkma yola başına. Getirir. Getir. Getirir. Getirir. Bela. Bela. Deliyle çıkma yola, başına getirir bela. Okey. Hayır hayır, çıkarma. Deliyle çıkma yola, başına bela getirir. Hayır. Deliyle. Eliyle. Deliyle. Deliyle. Çıkma. Çıkma. Yola. Yola. Başına. Başına. Bela. Bela getirir. Değil. Getirir. Tam tersi. Deliyle çıkma yola, başına bela getirir. Hayır. Yola. Getirir. Hayır. Deliyle çıkma yola. Deliyle çıkma yola. Başına. Başına. Getirir bela. Getirir bela. Evet. Deliyle çıkma yola, başına getirir bela. Yep. Evet Okan, süreniz akıyor. Deliyle çıkma yola, başına bela getirir. Deliyle çıkma yola, başına bela hayır getirir. Hayır, 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 hayır. Getirir başına bela. Deliyle çıkma yola, başına getirir bela. Deliyle çıkma yola, başına getirir bela. Harikasın. Çok güzel. Hadi hızlı. Süreniz akıyor. Çok, 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 çok. Deliyle çıkma yola. Zeytinyağı. Deliyle. Diliyle. Deliyle. Zehirle. Deliyle. Deliyle. Çıkma yola. Çıkma yola. Başına getirir bela. Deliyle çıkma yola, başına getirir bela. Evet. Süreniz akıyor. Deliyle. Deliyle. Deli. Deliyle. Deliyle. Çıkma yola. Çıkma. Yola. Süreniz doldu. Ah be. Yanlış bir soru ya. Ama bence gayet iyi gittiniz. Çok iyi anladım ama olmadı.
Çeviklere bu turda 30 puan gitti. Siz kulaklıkları kaldırırken İstiklaller 20 puandaydı. Aa, ilk 20 puanınız mı? Çevikler 186 puanla hala öndeler. Üçüncü etapımıza devam ediyoruz. Habibe ve Hasan Bey geliyor. Hasan Bey, kazan kaynıyor mu kaynamıyor? Kaynamıyor. Kaynasın yahu. Kaynasın. Kazan kaynasın. Sizi tanıyalım Hasan Bey. Hasan Akın. Aynı kuruluşta tesis amiri olarak çalışmaktayım. Ne olarak? Tesis amiri. Tesis amirim. Hoş geldiniz. Saygılar bizden. Şorlar borlar hep sizden sorulup durur. Tabii. Doğru mu? Aynen. Kaç yıldır oradasınız? Ben burada 2 yıldır buradayım ama kurumda aşağı yukarı 27-28 yıl oldu. Neredeyse 30 yıl maşallah. Evet. Hakikaten harika. Amirim burada. Hasan amirime ulaşmak istiyorsanız hemen aşağıya telefonlarımızı bırakıyoruz. Habibeciğim seni tanımak isteriz. Habibe Vardar, 26 yaşındayım. Milli sporcuyum. Aa, öyle mi? Evet. Hangi spor? Judo. Judo branşında antrenörlük yapıyorum. Saygılar, sevgiler. Milli sporcumuz var mı şampiyonlukları? Var. Say bakalım. Avrupa Kupası'nda üçüncülüğüm var. Ne Balkan sen? Şampiyonası'nda üçüncülüğüm var. Türkiye şampiyonlarında var. Birçok madalyam. Aynı kurumdasınız. Aynı kurumdayız. Amirimi tanıyorsun. Tabii ki. Tanıyorum. Kaç yıldır aynı kurumdasın? 1,5 sene oldu. Ha, daha yeni. Yeni. Sen kaç yaşındasın? 26 yaşındayım. Ha, 26, orayı kaçırdım. 98 doğumluyum. Aa. İzmir, Selçuk. İzmir, Selçuk. Evet. 98, çok güzel. Hocam 98'den benim köyden hala ekmek var ya buzlukta sizin. Yok. Yok canım, 98'den de kalmaz. Ben attım kafadan. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Teşekkürler. Hazırsanız 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Televizyon dizilerinde... Aa, tam denk geldi Hasan Bey. Amirim. Televizyon dizilerinde görmeyi özlediğimiz oyuncularımızdan birini söyleyin. Ya, önce amirim. Hasan Bey. Saygı duyuyorum. Türkan Şoray. İkinci var. Yani. Türkan Şoray var mıdır? Türkan Şoray açıldı. Habibeciğim. Soru şu, televizyon dizilerinde görmeyi özlediğimiz oyuncularımızdan biri. Kemal Sunal. Hangi dizide vardı Habibeciğim? Çöpçüler Kralı. Filmdi o. Ha, film. Bak amirim hemen dedi, filmdi o. Dur bakalım, Çöpçüler Kralı, Kemal Sunal var mı? Çıkmaz. Ya sen ve ne tatlısınız. Çıkmaz, çıkmaz. Hiç boşuna yorulmayın. Yani. Görüşürüz Habibeciğim. Hasan Bey sayesinde istiklallerle başlıyoruz üçüncü etapımıza. Şu ana kadar ilk 1000 lira, sürprizi 1000 lira bende kaldı biliyorsunuz. İkincisi Adem Bey'e gitti, değil mi? Bakalım üçüncüsü kime gelecek? Hilal'cim sen değil. Cüneyt Arkın. Hangi dizi? Bak, televizyon dizilerinde Cüneyt Arkın'ı aldım artık. Televizyon dizilerinde görmeyi özlediğimiz oyuncularımızdan biri. Filmlerde oynuyor diye biliyorum. Film. Dizi evet. Ama kuzum. Dizi. Ya, Nur içinde yatsın Cüneyt Çok Arkın. Var mı? İlk çarpı gelir. Sakin olmanız lazım. Hilal. Bir rahatla artık Hilal. Bir rahatla. Dizide bak. Dizide özlediğimiz oyuncu. Hani uzun zamandır oynamıyor. Keşke bir oynasa da bir dizide tekrar izlesek. Fatma Girik. Ama rahmetli oldu. Fatma Girik var mıdır? İkinci çarpı geldi. Bana bir müsaade. Kümelen Çevikler. Televizyon dizilerinde görmeyi özlediğimiz oyuncularımızdan birini söyle. Söyleme şu anda Ferhat. Şöyle düşün. Az önce Hasan Bey'le ettiğimiz ne diziler vardı. Uzun süredir oynamıyor. Keşke oynasa da yine bir dizide izlesek dediğin biri. Şener Şen. O kadar ikinci bağır dedik Hasan Beyciğim. Büyük usta Şener Şen var mıdır? Evet.
Aa, aklıma yine birisi geldi. Şener Şen, Türkan Şoray deyince Gülnur Hanım aklınıza... Acaba bendeki aynı kişi... Perihan Kutman. Ya, Perran Kutman. Perihan abla. Perihan ablamız. Çok Perran Kutman. Sevgiler, saygılar. Kucak dolusu öpücükler. Perran Kutman var mıdır? Perran Kutman. Şevket Aytu. Şevket Aytu. Tamam, aldım onu. Şevket Altu. Var mıdır? Süper Baba. Şevket Altu'dan Hasan Beyciğim size 1.000 lira gelir. Üçüncü sürprizli 1.000 liram Hasan Bey'e gitti. İki tane çarpınız var. Hilal'cim, haydi buyur. Geliyor mu üçüncü çarpı? Aklıma Kenan İmirzalıoğlu geliyor ama. Aa, güzel. Ezel var mı diyeceğim. Kenan. Kenan İmirzalıoğlu var mıdır? Kenan'ım. Televizyon dizilerinde görmeyi özlediğimiz oyuncularımızdan birini söyleyin. Şener Şen, Perran Kutman, Türkan Şoray, Şevket Aldı. Keşke bir dizide oynasalar da görsek. Çok özledik. Ve Kenan İmirzalıoğlu. Kim? Akasya durağında Zeki Alasya mıydı? Zeki Alasya varsa İstiklaller bu etabı alır. İki tane çarpıya rağmen. Yoksa ben size gelirim çevikler. Nur içinde yatsın. Zeki Alasya. Ve çevik ekip. Çevik Gamze. Müjdat Gezen diyorum ben. Müjdat Gezen. Müjdat abimiz en son Cennet Mahallesi. Ferhat. Ferhat. Yeşim. Ben Necati Şaşmaz diyorum. Belli bir döneme damgasını vuran birisi de oynamıştı. Necati Şaşmaz. Randararandararandararandararara. Evet. Habibe. Tuncel Kurtiz. Nur içinde yatsın. Tuncel Kurtiz. Nur Tuncel Kurtiz yatsın. Geldi Okan'dan. Yaşayan ve son kararı Baha. Buyursunlar. Tuncel Kurtiz. Hayır. Büyük usta Tuncel Kurtiz varsa çevikler bu etabı alır. Cumhuriyet'in 101. yılında 101 puanla İstiklal'de kalır. Şöyle ki soru tam olarak şöyleydi ama siz de haklısınız. Rahmetli oldu. Tuncel Kurtiz de rahmetli olduğu için. Dizileri karıştırdı. Yani, keşke bir dizide oynasa da tekrar görebilsek. O kadar özledik. Bakalım açılmayan cevap neymiş? Ve İstiklaller'e özel bir alkış. Bu akşam ilk defa 101 puana ulaştınız. O 20 puandan mı kurtulduk? Yoksa... Hay beni de düşünün yani. Kendim için bir şey yapıyorsam ne olayım? Hep ekmeğimizin peşindeyiz. İstiklaller 101 puandayken çevikler hala 186 puanda öndeler. Dördüncü etapımıza devam ederiz. Hilal ve Yeşim geliyor. Seni tanıyalım. Ben Yeşim Kader. 32 yaşındayım. Yeni atandım kuruma. Karadenizli misin sen bu arada? Ardahanlıyım. Sen ne yapıyorsun kurumda? Kurumda büro personeli olarak görev yapıyorum. Ne personeli? Büro personeli. Büro personeli. Sicil lisans biriminde Gülnur Hanım'la birlikte. Amirim tanıyorsun herhalde. Evet. Amirim şey mi Hasan Bey? Şöyle şöyle dolanıyor mu ortalarda? Nasıl? Bilemedim şimdi ne diyeceğimi. Teftişe geliyor mu? Ara sıra diyelim. Hilal'cim seni tanıyalım. Bitti artık. Heyecan kalmadı. Bitti mi? Bitti mi diye kendine sor. Bitti mi? Bilmem bitti mi? Hilal sendeyim.
Tabii. Hilal Temel ben. 36 yaşındayım. Ben de İzmir'de yaşıyorum. Eğitimciyim ben, öğretmenim. Beden eğitim ve spor öğretmeniyim. Bu mesleği seçmemdeki amacım, çocukları çok seviyorum. Evet. Onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. O yüzden bu mesleği tercih ettim. Kaç yıllık eğitimcisiniz? 5 yıl. Evet. Çok güzel. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Motosiklet sürücülerinin yaptığı ama yapmaması gereken bir şey söyleyin. Yaptığı ama yapmaması gerekiyor. Yeşim? Motorda ayağa kalkmaya çalışmak. Yani uzanarak kullanıyorlar ya adını. Evet anladım. Akrobatik hareketler yapmak. Trafikte. Böyle şeyler yapıyorsan gördün mü hiç? Maalesef. Hakikaten mi? Yani ben hiç görmedim ama. Bir tanesi tamamen uzanmış biçimde sadece kollarını yaparak kullanıyordu. Olmaz. Motosikletin üstünde nasıl diyeyim? Trafiğe aykırı hareketler, akrobatik. Akrobatik hareketler yapmak var mı? Hilal, daha basit düşün bence. Yani trafikte hep karşılaşıyoruz. Motosiklet sürücülerinin yaptığı ama yapmaması gereken bir şey söylüyor. Hız yapmaması gerekiyor. Hız var mıdır? Hız yapmak buyursunlar. Görüşürüz Yeşil. Şükürler. Daha hiç hızla başlayamadık mı biz? Hiç başlayamadık. Biz pişiriyoruz onlar yiyor. Efendim? Biz pişiriyoruz onlar yiyor. Hakikaten Hasan Beyciğim bu nasıl iş vallahi ya? Vallahi güzel ya. İstiklallerle başlıyoruz. Dördüncü etapımıza Hilal'cim dedi ki hız yapmak. Lütfen trafikte hız yapmayın. Biliyorum motosiklet kullanıcıları altınızda hızlı bir alet olduğunu düşünüyorsunuz. Ama bunu lütfen trafiğe kapalı yerlerde ne yapıyorsanız yapın. Hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını rica ediyorum tehlikeye sokmayın. Adem Bey sizdeyim. Bazen video çekiyorlar motor üstünde de çekmemeleri lazım. Motor üstünde. Yapıyorlar. Yapmayın. Motosiklet kullanıcılarına sesleniyoruz. Telefonla oynuyorlar. Hız yapmak, telefon kullanmak. Yapmayın. Ferhat, gerçi bu motosiklet diyorum ama yani araba kullanırken de yine buraya gelirken yine yanımda şey araba tık 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 tak vurdu öndekine. Nasıl olacak o iş? Yani. Sonra kim suçlu? Yapmayın. Bence hepsini hemen böyle tık 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 fotoğrafı çekilmeli. Tık hemen kağıt gitsin eve. Tak hemen alın ehliyeti. Ay ben telefonum o. Ferhat. Bir şey söyleyeceğim önce. Yorum yap. Dur yorumunu yapmadan önce bakalım şanslı sorumuz kime gelecek. Bu akşam şanslı sorumuz kime geliyor? 5000 lira için kiminle yarışacağız? Kimdeyiz? Ooo çeviklerden Gamze. Buyursunlar. Yanıma alayım seni. Gamze ile bu akşam 5000 lira için yarışacağız. Gamze, butonla işin yok. Süreyle işin yok. En popüler cevabı istiyorum senden. 100 kişiye sorduk. En popüler cevabın peşindeyim. Acele etme. İşin ucunda 5000 lira var. Bir de baş başayız canım, şunun tadını çıkar. Hem çiçek hem de kadın adı olarak kullanılan bir isim. Gül. İyi ki acele etme dedim. İyi ki acele etme dedim. Gül. Evet. Var mı senin tanıdığın Gül? Yani var. Gül. Doğru cevapsa, 100 kişi Gül dediyse, en popüler cevap ise... Gamze bu akşam bizden şanslı sorumuzun 5000 lirasını kazanır. Bravo. Neden Gül var mı tanıdığın dedim. Hemen Gül dedin ya o yüzden. Direkt aklıma o geldi. Ha direkt aklıma o geldi. Çok güzel. İyi. Bazen çünkü panik yani
oluyorum. O 5000 lirayı vermek istiyorum ama acele ediyorlar. Acele etmeyin dediğim halde. Fakat Gül bu akşam Gamze'ye 5000 lirayı kazandırır. Ve Ferhat, sendeyim Ferhat. Bir yorum yapacaktım. Aynen. Buyursunlar. Buradan bütün kuryelerimize selam gönderiyorum. Onlar bizim için çok değerliler ama makas olmasa daha güzel olur. Makas atmak. Makas atmak var mıdır? Makas atmak, tabii biz halk arasında makas atmak diyoruz, hatalı sollamak. Doğrudur. Şurada tak tak, ne yapıyorsunuz? Yapmayın. Bir de şöyle bir şey var anladığım kadarıyla, ben onu fark ediyorum. Mutlu gibi herhalde biz daha küçüğüz, bizi görürler. Yayalar da yapıyor çünkü bunu son zamanlarda. Yapmayın öyle şeyler. Ya yaya öncelikli geçidi var dedendi de. Kardeşim normal yolda değil. Tak diye atıyor, bir de hiç bakmıyor biliyor musun? Beni nasıl olsa göreceksin. Yaylana yaylana yürünmez arkadaş, yapmayın öyle şeyler. Gülnur Hanım, hiç çarpınız yok. 3 tane açılmadık cevap, onun peşindeyiz. Kask kullanmamak. Bravo. Kask takmamak var mıdır? Kask takmamak, hız yapmamak, hatalı sollama, telefon kullanmak. Hasan Beyciğim, motosiklet sürücülerinin yaptığı ama yapmaması gereken bir şey söyleyin. Emniyet şeridini ihlal. Emniyet şeridini ihlal. İhlal. Emniyet onu da yapıyorlar. Yapıyorlar. Çok yapıyorlar. Çok yapıyorlar. Emniyet şeridini ihlal etmek var mıdır? İlk çarpı gelir. Hilal. Video çekimi yapıyorlar motosikletin üzerinde. Video çekimi. Video çekimi yapıyorlar. Benim aklımdan yine o geçti. Adem Bey'de kaldım çünkü. Video çekimi yapmayın. Yani tamam canım, güzel fotoğraflar çekip öyle. Ya ne acayip bir şey demek ki motosiklet. Erkeklerde başka bir şey oluyor motosikletle. Değil mi? Aşk. Motosiklet kullanan var mı? Alperen. Bağcam kullanıyor. Alperen ama senin kullan. Şimdi benim bildiğim bir motor var. Onun seninkiyle aynı değil. Şimdi olur mu şimdi? Asuman Hanım, Bağ Hocam kullanıyor motosiklet. Bağ Hocam öyle evet. Mi? Aynen, ehliyetim de yok daha. Şaka şaka. Bağcam benim motor ehliyetsiz kullanılabiliyor. Sizin hangisi? Yani, küçük Melisi'nin ama. Çok tatlı. Evet, evet. Alper'inki de ondan. Evet. Video çekmek var mı? Kümelenin çevikler. Motosiklet sürücülerinin yaptığı fakat yapmaması gereken bir şey Adem Beyciğim. Koruyucu elbise giymesi lazım. Elbise. Dirseklik. Yelek. Koruyucu elbise giyiyorlar. Ama giymemeleri lazım. Hayır, giymeleri lazım. Koruyucu kıyafet giymemek olur. Adem Bey özür dilerim. 2 saniye içinde sizi tereddütte düşürdüm. Rica ederim. Adem Bey de sonra düşün. Yapıyorlar ama yapmamaları gerek. Evet. Giymiyorlar. Giymeleri gerek. Evet. Bakayım, koruyucu kıyafet giymek en popüler 2'de açıldı. 1 tane kaldı, 2 tane çarpınız var. Ferhat, en popüler 4'ü açtırırsan hem 1000 lirayı kazanırsın hem de etabı. Ön kaldırmak. Efendim? Ön kaldırmak, hani tekerleğin. Ön kaldırmak. Aynen. Motorun böyle önünü yapın arkadaş, ne istiyorsanız yapın. Trafiğe kapalı yerlerde yapın bunu. Yani. O da bir artistlik gerekiyor bu arada. Herkes yapamaz. Evet. Cesaret. Önü kaldırmak açılırsa istiklaller 2 tane çarpıya rağmen bu etabı alır. Açılmazsa ben çeviklere giderim yine. Yaparım bilirsin. Deliyim, gözü kara deliyim. Yaparım, Roma'yı da yakarım. Ben bulurum, yine senin olurum. Olurum, yine senin olurum. Ardahan'ın yollarına eyvah günbe günbe. Hop hop. Gamze. Kırmızı ışıkta geçmek. Yeşim. Ben aynısını düşünüyorum. Hangisi? Kırmızı ışıkta geçmek. Habibe. Kırmızı ışıkta geçmek. Okan. Kırmızı ışık. Ve Bağ Bey, son karar sizin. Eğer doğru cevabı... Yine Bağ Bey'ciğim doğru cevabı açtırırsa... Ben böyle bir şey görmedim. Yine hazır bir etabı alacak. Bağ Bey? Kırmızı ışıkta geçmek. Trafik ışık ihlali.
Kırmızı ışıkta geçmek açılırsa çevikler bu etabı da alır. Sonrasına bakarız. Puanlar İstiklal'de kaldı. Ya tabii ki diyeceksiniz, hani bunu bir tek motosiklet kullanıcıları mı yapıyor? Normal arabalar da yapıyor. Hatalı sollamayı da yapıyorlar. Evet. Yani ona bakacak olursanız trafikteki herkes zaten. Yayalar da buna dahil işte, biliyorsunuz bak. Yayalar. Hassas noktam. Yayalar da. Yayalara da ceza kesilse. Ben seve seve yapabilirim bunu. Buradan yetkililere sesleniyorum. Yayalar hatalı geçiş yaptığında seve seve hemen tak biletini keserim. En popüler 4'te aklınıza başka bir şey geldi mi? Kaldırım, sokaktan trafik dönmek. Kurallarına uyum. Dönülmez sokaklardan, yani ters yöne girmek. Ters yöne girmek. Ya da kaldırımlara kaldırım etmek. Evet. Kurallara, evet Adem Bey. Uyum. Bazen 5-6 kişi biniyor bir tane motora. Evet. Drift atmak olabilir mi? Onu da yine dediğim gibi Bodrum'da çok görüyorum ya. Yapmayın ya. Çoluk çocuk bindiriyorsunuz bir de. Evet. Bir de şöyle bir şey görüyorum. Çocuk bindiriyor. Yani baba önde, arkaya anne, arada iki tane çocuk. Onu siz korumaya mı aldığınızı düşünüyorsunuz? Allah muhafaza. Ferhat, aklına bir şey geldi mi? Drift atmak olabilir mi acaba? Drift atmak. Doğru. Trafik kurallarına uymamak. Kurallara uymamak. Bakalım açılmayan o cevap neymiş. Kaldırımdan söyledim, gitmek. Tabii ya. İstiklal 176 puandayken Çevikler hala 186 puanla öndeler. Motosiklet sürücüleri ne buradan selam olsun. Şöyle ki şimdiki etabımız yine kulaklıklı bir etap ve bu etapta tam tamına hiç sektirmezseniz 250 puan birden kazanabiliyorsunuz. Hadi arkadaşlar. Anlatabildim mi? Kulaklıklar çıksın meydana ve kaptanlar kulaklıkları bırakarak yanıma buyursunlar. Baha ve Ferhat geliyor. Kelimeyi anlat etabıyla devam ediyoruz. 100 kişiye sorduk. Yaz akşamı balkon dedikodusuna hangisini tercih edersiniz? Ay çekirdeği mi, kabak çekirdeği mi? Ay çekirdeği. Baha? Ay çekirdeği. Ay çekirdeği. Çekirdek Çiğdem, Çiğdem. Çiğdem. Ferhat'cığım görüşürüz. Buyursunlar Babi. Ay çekirdeğini anlatacaksınız. Dokunduğunuz anda süreniz başlar. İzmir'de adı farklı. Yeriz. Gevrek. Değil, başka. Simit. Değil. Çiğdem, çekirdek. Evet, o ne? Yemiş. Çiğdem diğeri? Çekirdek. Ne çekirdeği? Ay. Evet, söyle. Ay çekirdeği. Evet. Kullandığı kelimeleri çık, kullanmayacaksınız. Deli yemiş. Alalım. Yemiş. Gittim bir kuru yemişçiye. Neler satın alırım? Ceviz, badem. Daha küçük. Antep fıstığı. Çok daha küçük. Nohut. Daha küçük. Fıstık. Bir çiçekten çıkıyor. Ay çekirdeği, ay çiçeği, ay çekirdeği. Evet. Yazın güneşte dondurma. Çiçek. Çiçek. Ay çekirdeğini anlatıyor. Akşamları dizi izlerken ne yaparız? Çayın yanında özellikle. Bizim. Kek. Küçük küçük olur. Çerez. Tekirdağ, Kırtvereli, Edirne. Ne geliyor aklına? Süreniz doldu. Tekirdağ, Edirne, Çiğdem. Çiğdem ne? Ya kız desin asisteyi özer gün diye. Kız Çiğdem ne? Beni akşam, akşamları beni izlerken. Çiğdem, Çiğdem. Yeri. Çiğdem ne? Çiğdem çitlemek. Kız güneş Çiğdem ne? Çiğdem ne? Çiğdem değil, ne öbür adı? Çekirdek çitlemek. Ne adı öbürü? Kız Çiğdem. Ay çiçeği. Ay çiçeği. Ay çiçeği. Ay çekirdeği neydi? Yeşil. Ay. Desene ofiste yiyoruz her gün diye.
Bu sevdalar boşuna, le bu sevdalar boşuna. O çalıyor değil mi galiba? Habibe diyor. Delalım. Çevikler bu turda 30 puan kazandılar. Ay çekirdeğini anlatmak istedik. 30 puanla tamamladık bu turu. Sırada Gülnur ve Okan var. Kulaklıklar takılsın. Çok güzel. Habibe sen de lütfen takıldı. Öbür taraftayız. Hilal. Hilal beni duymuyor. Duyuyor. Duymuyor. 100 kişiye sorduk. Luna Park'ta hangisine binmeye korkarsınız? Dönme dolap mı, gondol mu? Gondol. Okan? Gondol. Gondol mu demişler? 10 puan senin, gondolu anlatıyorsun. Tamam. Akşam aileler görüşüyor izlerken. Ay çiçek. Ay çekirdeği. Gondol. Çıkar. Duyman lazım. Çıkart. Çıkardım. Denizde kullanılan... Şnorkel. Büyükçe bir şey. Ve buna Luna Park'a gittiğinde biliniyorsun. Denizde balıkçılar kullanıyor mesela bunu. Olta. Nedir o? Hayır. Büyük. Üstüne biniyorlar. Kayık. Deniz unuttum bence. Gemi. Evet. Bunun başka bir ismi daha var. Kayık. Gemi. Sallanıyor böyle. Bot. Luna Park'tayken sallanıyor. Gondol. Evet. Ah be. Hı. Devam, süreniz akıyor. Hızlı. Aynı kelimeleri kullanamıyorsunuz. Eskişehir'de, Porsuk'ta Porsuk insanların çayı bindiği... Porsuk Çayı'nda. Porsuk Çayı'nda bindiği... Tekne gemi. Materyalin ismi. Tekne gemi. İki kişi Roma'da sandal, biner. Sandal. Sandal. Gemiye sandal. Hadi hadi bilirsin. Gemi sandal. Biraz süre et. Roma'yı düşün. Aşıkları düşün. İki kişi içinde. Kano. Değil. Türet. Küçük Kanoya sandal. Kanoya çok bindim bu yaz. Gemi dedik. Sandal dedik. Süremiz doldu. Evet, Roma'da şu... değil. Venedik'te. 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 Ya biliyorum adını. Aklına geldi. Evet ama adını gondol, bilemiyorum. Gondol. Evet gondol. Yani şey gözümün önünde ama. Ne? Şekli Falco. Gözümün evet. Önünde. Ah anladım. Ah, Venedik'te. Aşık var. Neler gondola. Oldu acaba? Gondola bir binmişim. Çok güzeldi. Klasik cümleyle heyecanlı. Hakikaten zor. Aslında biraz zor etaptı. Bir önceki... Luna Park'a gitti benim aklım. Onu evet. Kullanmamak için Eskişehir'deki Porsuk Çayı geldi aklıma. Luna Park'ı kullanmış. Luna Park'ı siz kullanın diye ben deniz diye başladım da. Evet sonra ben anlayayım diye Luna Park'ı kullandın ama... Güzeldi, sağlık güzeldi. Olsun yapacak güzeldi. Bir şey. Efendim şöyle oldu. Çeviklere bu turda... Tam bakayım. 10, 20. 20. 10, 20. 20 puan gitti. Bakayım bravo. Puan durumuna. Oo, 20-20 derken bravo. Aldılar başları da gidiyorlar. Evet, Hasan ve Habibe geliyor. Kulaklıklar takıldı. 100 kişiye sorduk. Eller arkada. Çok pardon, 100 çocuğa sorduk. Sizce hangisi daha güçlü? Örümcek adam mı, demir adam mı? Hasan Bey? Örümcek adam. Spider-Man. Bakalım örümcek adam var mı? Harikasınız Hasan Bey. 10 puan sizin. Örümcek adamı anlatacaksınız. İşte onu nasıl yapacağız? İşte onu nasıl yapacaksınız? Sizin işiniz kolay Hasan Bey. Çünkü siz henüz kimsenin kullanmadığı bir kelime. Hepsini kullanabilirsiniz. Ama ne kadar kullanırsanız Hilal'in işi zorlaşır. Anlatabildim mi? Tek de anlatsanız harika olacak. Süreniz başladı. Çıkart. Çıkar. Oyun kahramanı. Filmi de çekildi. Bu dört şeyden biri. İki kelime mi? İki kelime. Göstermeyelim. Heh. İki kelime. Türet türet. Hayvan. Hayvan. Kişi. Bugs Bunny. Ha? Çizgi film karakteri mi? Bugs Bunny. Yok, filmi de çevrildi.
Ayrıca hem çizgi film kahramanı hem film mi var? Hem de hayvan kişi. Hayvan kişi. Aslan. Öyle düşünme. Önce bir hayvan İlk düşün. İlk kelimeyi söyle, hayvan. Önce bir hayvan düşün. Aynen. Sana şöyle diyeyim. İplik. Pamuk, iplik. Pamuk mu? Her şey pamuk ipliğine bağlı. Hazır, İlal. Hayvan yani, ismi mi? Yani ondan üretilen bir hayvan. İpten üretilen bir hayvan. Evet, yani böyle ip atıyor. Pamuk ipliği. Evet. Arı değil. Hayvan, kişi. Kişi. Hem hayvan hem kişi. Aklıma gelmedi. Biraz daha bir kişi. Hayvan kişi. Sen devam et, ben sana tüyoyu vereceğim. Batman. Süpermen. Yok yok yok, böyle ip fırlatıyor. Nasıl yapıyor? İp. İp fırlatıyor. Hasan abi, ipten, böyle ipten, Hasan abi. Hasan abi, şunu yap. Hasan abi, ben al. Yap. İple. Yapsana abi, bunu fit anlayacak ol. Nasıl? Bak, ip atıyor, ipten çıkıyor, oraya atıyor. Hadi hadi. Aklıma gelmiyor Hasan abi. Ben anlatma atacağım kadar, ne yapayım ben? Örümcek adam. Hadi hadi, den mi anladın ya? Yok, süreniz bitti. Hilal. Yetişemedi mi? Yok Hasan abi. Ben ne yapayım, ben kendimi feda ediyorum. Sen o kadar tatlı anlatıyorsun ki. Şimdi olsa nasıl anlatırdın abi? Bir daha şöyle şuraya dön. Şunu bana anlat bakayım abi. Şimdi olsa nasıl anlatırdın? Şimdi... Daha anlatacak kelimen kalmadı zaten. Ya hepsini anlattım. İlk kumaş. Yani ip fırlatıyor. Gelemedi yani, bile bize buraya kadar. Fit. Bunu bile yaptı ya. İp atıyor dedi. Onu da yaptım. Daha ben ne yapayım? Hakikaten. Hasan abi. Sorun sende değil, bende. Yok yok. Çok tatlısınız. Efendim, bu turda İstiklallere 10 puan gitti. Sizi en arkaya alayım. Hilal ve Yeşim geliyor. Oo. 100 erkeğe sorduk. Hangisini kolay kolay değiştirmezsiniz? Berberinizi mi? Ototamircinizi mi? Çok zor bir soru bu erkekler için. Yeşim? Ototamir. Öyle mi? Bakalım. Oto tamircisi miymiş? On puan bende kaldı. Hilal, berber ne oldu? Berber diyecektim ben de. Hilal'cim, berberi anlatacaksın. Tamam. Buyursunlar. Ay, Hasan abiyle seni tekrar bir ikili olarak görmek isterdim ama. Dokunduğun anda süreniz başladı. Çıkar abi. Erkeklerin tıraş olduğu yer. Sen nerede tıraş oluyorsun? Berber. Heh, tamam. Güzel. Buyursunlar. Ben... Hızlı. Süreniz çok akıyor. Çabuk. Kolay kolay. Erkeklerin tıraş olduğu yer. Berber. Hemen, bir dakika. Hemen. Aynı şey oldu. Berberi anlatıyorsun. Farklı bir şekilde anlat. Kadın kuaförü değil, erkek kuaförü gerekli. Berber. Doğrudur. Tamam, devam. Dön hemen. Erkeği kullandı, berberi anlatıyorsun. Saçlarınız uzayınca nereye gidersiniz? Berber. Bravo Hasan Bey. Para bizde. Kıvanç Er... Gün nereye gider? İstiklaller bu turda. Aynı kelimelerle birbirinize anlattınız. O yüzden İstiklal'e bu turda sadece 20 puan gitti. Sağ olun. 206 puana ulaştınız. Adem ve Gamze geliyor. Kulaklıklar takıldı. Bu etapın son turu. 100 kişiye sorduk. Bir bebek olsanız hangisini giymekten hoşlanmazdınız? Önlük mü, zıbın mı? Gamze. Önlük. Önlük. Evet. Niye? Bir bebek olsaydım önlük mü, zıbın mı? Önlük müdür? 10 puan bende kaldı. Zıbını anlatacaksınız hocam. Tamam. Buyursunlar Adem Bey. Ya. Süreniz başladı. Bebek olsaydınız en sevmediğiniz şey ne oldu? Zıbın mı, önlük mü? Adem abi, zıbın anlatacaksın. Zıbını mı? Ha, zıbın anlat. Zıbını anlat bebek. Pardon. Estağfurullah. Bebeklerin en sevmediği şey. Böyle. Nereden biliyorsun? Ağlamak. Bebek dedi abi, zıbını anlatınız. Zıbın.
Zıbıl'ı anlat. Bebek deme. Zıbını. Zıbıl'ı anlat. Zıbın. Yaptım bizi. Biz dünyaya geldiğimizde ailelerimiz bize bir şeyler hazırlar. Bizim için. Üzerimiz için. Kıyafet. Biri. Aynen. Onlardan biri. Sayar mısınız neler? İlk dünyaya geldiğimizde. Abi. Eğitim, kıyafet, ahlak. Kıyafet olarak söyleyeceksin. İlk dünyaya geldiğimizde bizim için neler hazırlar? Başka anlatın Gülnur Hanım. İşte öyle bir söylesin ki dünyaya gelip bizim için ne hazırlar? Başka yani, bir şeyler geliyor. Başka bir şey geldi. Başka kıyafet. O zaman hemen evet, söyleyeyim. Evet, oradan gidin ben. Zibil. Evet. Zıbın. Zıbın değil mi o? Evet, zıbın. Zıbıl dön. Şimdi çocuklar ilk doğduklarında ne giyerler? Zıbın. Ah be, ay. Bu defa on numara hızlı anlattın. Şaka sana burası abi. Aldı. Keşke kullanabilsem abi. Sana geldiğimizde süremiz dolmuştu. Hadi aa. Ya. Yani, boşuna mı çaktım sana abi? Ama şu ikiliyi anlattım ama. Ama sana abi şu ikiliyi görmek istiyorum ben. Ama ya, iyi de anlattım yani. Ya şu etap... Ya ne anlatayım ben? Şu etap hiç bitmesin istiyorum ben. Şu ikiliyi bana anlatsın yeter. Gitti mi puanlar şimdi? Biz ayrılmayalım evet, o zaman Aslı abi. O değil de. Yani burada hakikaten iyi ki geldiniz İstiklal ekibi. Şöyle bir şey oldu. Zaten Adem Bey'le galiba maaşı kırışacağım ben. İki turdur şey yapıyor. Ben diyorum ki bakın dikkat. Diyorum ki 100 kişiye sorduk. Bir bebek olsanız hangisini giymekten hoşlanmazsınız? Zıbın mı? Önlük müydü? Sorum. Adem Bey geldi direkt Ferhat'a böyle yaptı. Bir bebek olsan hangisini giymekten hoşlanmazsın? Zıbın mı? Hep böyle bir şey. Çok tatlı. Ondan sonra doğal olarak da Ferhat da diyor ki ne oldu yani? Zıbını anlatıyorum. Hasan Beyciğim ilk bir zebil, zıbın. Ya ne o? O zıbın gelmedi. Gülnur Hanımcığım aslında çok güzel anlattınız ama. Anlattı. Şey bebeğe hayatı hazırlarken ilk çok... olunca Hasan abi de doğal olarak şey diyor yani. Daha basit bir şeylerden hani, girmen eğitim, gerekiyordu. Aynen. Bunların hepsini hazırlamak gibi algıladı soruyu. Yani ben öyle şey yaptım. Evet. Ama evet. İktama gelme falan gibisin olunca. Efendim şöyle oldu. İstiklal ekibine bu turda şimdi yani bu etapın son turunda 10 puan gitti. Hemen puan durumuna bakayım. Kulaklıklar kalkabilir. İstiklaller 216'dayken. Çevikler 236 puanla hala öndeler. Ama aradaki farkı kapattınız. Harika. Final öncesi son etaba geldik. Adem ve Gamze buyursunlar. Hadi hadi hadi. Siz tanıyalım Adem Beyciğim. Adem Vural ben. Van Erdişliyim. Van, bana selam olsun. Bana 48 gittim. Yaşındayım. İki çocuk babasıyım. Maşallah Allah başlasın. Teşekkür ederim. İzmir'den geldim. Arkadaşlarıma da başarılar dilerim. Kaç? Evet. Aynı kurumda kaç yıldır aynı kurumdasınız? 25 yıl falan oldu. Maşallah. Spor Bakanlığı'nda çalışıyorum. Efendim? Spor Bakanlığı'nda çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Evet. Harikasınız. Siz ne yapıyorsunuz tam olarak? Teknik eleman diyelim yani. Her işi yapıyorum yani. Anladım. Ha bizim evet. Alperen gibi. Aynen aynen. Bizim de Alperen. Her işe koşuyorum. Tabii doğru, iyi ki doğru. Varsınız. Bizim de biz Alperen ederim. Olmasa biz ne yapardık Alperen? Tabii Alperen'e abi. Bir alkış. Gamze'cim seni tanıyalım. Gamze Ateş, 30 yaşındayım. Jimnastik antrenörüyüm. 2 yıldır da kurumda çalışıyorum. Kurumda çalışıyorsun. Evet. İzmir, sen de İzmir'de miydin İzmir'de yoksa? İzmir'de yaşıyorum. Aslen Elazığlıyım. Aa Elaziz, evet. Elazığ'a da selam olsun. Ne güzel yani memleketimin her bir şehrini anıyoruz bu program sayesinde. Geçenlerde nereye selam yollamıştım ya? Tercan. Tercan'a tekrar selam olsun. Erzincan Tercan. Erzincan Tercan, evet. Hazırsanız... Final öncesi son etabınız. 100 kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz. Parasız ya da çok küçük bir maliyetle yapılabilen bir spor aktivitesi söyleyin. Tam sizin alanınız. Bassana devam. Gamze. Parasız ve spor aktivitesi. Ay şu an beynim durdu bir dakika. Parasız ya da küçük bir maliyetle yapılabilen. Kendi aramızda konuşmayalım. Etabın kimde kalacağı belli değil. Gamze Hanımcığım. 3 2 Voleybol. Voleybol var mı? Voleybol. Adem Beyciğim.
parasız ya da çok küçük bir maliyetle yapılabilen bir spor aktivitesi. Yürüyüş. Yürüyüş. Var mı yürüyüş? Ay şaka gibi. Bu akşam bir kere şunu netleştirmiş olalım. Daha hiç sizinle başlayamadık. Bundan sonra da başlayamayacağız. Ferhat sendeyim. Parasız ya da çok küçük bir maliyetle yapılabilecek bir spor aktivitesi. Güzel. Futbol oynamak. Halı sahada buluşalım mı? Futbol var mı? Futbol. Koşu, yürüyüş, futbol. Gülnur Hanımcığım. Basketbol oynamak. Basketbol oynamak var mıdır? Yoktur, ilk çarpı gelir. Hasan Beyciğim. Doğa sporları. Doğa sporları. Doğa sporları. Doğa sporları, sporlarının yürüyüş gider mi Hasan Beyciğim? Yani maliyeti yok. Çıktım bana. Çık daha yürü. Yani spor mu? Spor. Pamuktan iplikle atla, atla, zıpla. Doğa sporları. Çadırını kur. Yani. İki çık yürüyüş yap. Bakalım var mı doğa sporları? İkinci çarpı gelir. Fırsat ayağımıza geldi çevikler. Çimelenin. Hilal'cim. Parasız ya da çok az bir maliyetle yapılabilecek spor aktivitesi. Bisiklet sürmek. Bisiklet sürmek var mıdır? Şöyle. Güzel bir cevaptı Hilal'cim ama... Bisiklet maliyet de alman gerek ya. Az maliyet, maliyet demiştiniz az ya. Maliyet. Evet olabilirdi ama 100 kişi söylememiş. Üçüncü çarpıyı aldı İstiklal ekibi. Gülnur Hanımcığım o sırada cevap düşünüyordunuz. Ben şimdi bir oraya gideyim. Belki onlar doğru cevabı açtıramazlar. Ben buldum. Zaten oraya. Ben İnanın. Buldum. Çevik. Çeviklerden Gamze. Evet. Yüzmek. Parasız ya da çok az bir maliyetle evet. yapılabilecek bir spor aktivitesi Yeşim. Ben de yüzme düşünüyorum ya da jimnastik düşünüyorum. Bir jimnastik eğitmeni olarak. Siz de nasıl? Gamze. Ha, pardon Gamze'ydi pardon. Habibe. Yüzme. Okan. Hem spor. Hem spor. Doğru. Hem spor. Okan şey bu programda ürün yerleştirdim. Hem sporu yayalım. Daha da yayalım değil mi? Milli sporumuz mu hem spor? Evet. İzmir'den. İzmir. Çeviklerden Baha, kaptan olarak doğru cevabı açtırırsanız bu akşam sizinle yarışırız. Finalde 20 bin lira için. Yüzme. Yüzme açılırsa çeviklerle bu akşam yarışırız finalde 20 bin lira için. Açılmazsa istiklaller. Dörtte kendine yer bulur ve Baha'ya 1000 lirayı kazandırtır. İstiklal ekibi açılmamış 3 tane daha cevabımız var. Aklınıza bir şeyler geldi mi? Hem parasız yapabileceğiniz hem de çok uygun bir... Ben söyleyebilirim. Evet. Masa tenisi. Masa tenisi. Evet. En popüler 6'yı görelim. Hiç o aklımıza gelmedi. Yani. Şurada ben bir Hasan Bey'le bir bilek güreşi yapmayayım mı? Yapın, yapın. Yapın. Yok, yapmam. Onda örümcek adam zırhı var. Ben burada kendi kendime atar mıyım böyle bir şey? Mümkün değil. Adam ip atıyor. En popüler 5'i görelim. İki tane de antrenörümüz var burada. Ya jimnastik kimdi? Hilal Hanım'la. Hilal ve Gamze. Ama artık pahalı bir spor oldu. Öyle mi? Yani aslında yani yüzme de Hilal'e pahalı. Hilal'e bak ya artık yani pahalı. Aslında yüzme de pahalı. Şimdi biz tabii denizde yüzme, gölde yüzme falan. Niye? İşte şimdi... pahalı değil. Şurada boğazda atlayıver. Benim arkadaşım evet. var Esra. Karşıya kadar sahilde atla. Ama nerede yüzeceksin? Orada yüzme şansın var. Çeşme'ye gitmek zorundasın. Dünyanın parası.
Yani bir yere Hasan abi sen niye parası? İlle Çeşme'ye gidiyorsun? Çocuklar. Bak tam senlik. Doğa. Adam, şurada Boğaz'da. Çocuklar giriyor çıkıyor. Oyunu kurtardı adam. Ben İzmir olarak bak Alper jimnastik de öyle pahalı değil. Alperen burada şöyle bir feren de at. Atıver gel. Ayakkabı mı yükseltin? En popüler o 3. 3 ne? Çok merak ettim. Masa tenisi olmazsa hiç. Aa. Ya rahmetli babam ama yapar. Ama bu spor değil bu hareket. Bunlar biz şey yapamıyoruz yani düşünemiyoruz. Daha biz, basit. Şey düşünüyoruz daha yani güzel. Atletizm. Evet. Hocam. Böyle federasyon şeyler falan. Hasan Bey siz bayağı ama spor dalı diyorsunuz. Evet. Ben spor aktivitesi peşindeyim. Biz onu oradan kaçırdık. Evet. Bunu kaçırdık. Ziyan yok. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Gündür Hanım çok teşekkür ediyoruz. İyi ki herkesi getirdiniz. Ablanız. Sistra, Sastra. Sestra. Sestra'ya ilk nur değil mi? İlk tekrar evet. Buradan selam olsun. Çok sağ olun. Eklemek istediğiniz bir şey mi vardı? Yani sizinle yüz yüze karşılaşmış olmaktan onur duyuyorum. Ay ne mutlu bana. Ne çok güzel istiyorduk. Bir şey söylediniz. Sastra. İstiklal bravo. Ekibi iyi ki geldiniz, iyi ki tanıdık. İyi ki varsınız. İyi ki Hasan Bey'i de getirdiniz. Gündür Hanımcığım hakikaten. Sizi alkışlarla uğurluyorum. Ben düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çünkü bu akşam finalde Çevik'teyiz. Çeviklerle finaldeyiz. Kimlerle yarışıyorum? Şimdi kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını veren Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin 121. yılı, 101. yılı pardon bildiğiniz üzere. Biz de bu sebeple bizi kadınlarımız temsil etsin istedik. O yüzden Habib Hoca ile Yeşim Hoca'ya seçmeye harika konuştunuz abi. Habibe ve Yeşim'le yarışacağız. İlk kiminle yarışıyorum? Yeşim hocamız. Yeşim ne oldu dilini mi yuttun? Heyecanlandım. Heyecanlandım bir şey demiyor. Sürekli Yeşim şöyle. Habibe seni şimdilik müzik odasına alacağım. Tamam. Yeşim seni de final için yerine. Yeşim bu akşam bizden 20 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süren var sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Hazır tamam. mısın? Hazırım. Duyayım seni. Hazırım. Bol şans diliyorum. Bir alkış gelsin Yeşim'e. Hadi Yeşim. Bravo. Merak etme çok basit soru. 29 Ekim deyince aklınıza gelen bir şey söyleyin. Cumhuriyet Bayramı. Sık sık kaybolan küçük bir şey söyleyin. Küpe. Mağaza vitrinlerine yazılan bir duyuru söyleyin. İndirim. Cumhuriyet kelimesindeki sessiz harflerden birini söyleyin. Me. Salataya eklenen bir sıvı söyleyin. Ya. Çok güzel. Alkışlarla seni yerine alıyorum. Bu kadar ya güvenilirsin. Final için Habibe geliyor. Habibe bu akşam aileler yarışıyordan 20 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse tamam. aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Tamam. Değiştir dersen bil ki senden önce Yeşim aynı cevabı vermiş demektir. O zaman hemen cevabını değiştir. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. İkinci finalistim. Bol şans diliyorum Habibe. Teşekkür Habibe. Ederim. 29 Ekim deyince aklınıza gelen bir şey söyleyin. Kırmızı bayrak, Türk bayrağı. Sık sık kaybolan küçük bir şey söyleyin. Kalem. Mağaza vitrinlerine yazılan bir duyuru söyleyin. Girmeyiniz. Cumhuriyet kelimesindeki sessiz harflerden birini söyleyin. M. Değiştir. C. Salataya eklenen bir sıvı söyleyin. Zeytinyağı. Değiştir. Limon. Çok güzel. Yeşim seni de Habibe'nin yanına alayım. Habibe ve Yeşim 20 bin liraya giden o yolda bakalım neler yapmışlar. 29 Ekim deyince aklınıza gelen bir şey söyleyin dedim. Cumhuriyet Bayramı dedi Yeşim. Cumhuriyet Bayramımızın 101. yılı tekrar kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramı size kaç puan kazandırır?
Ve Habibe'den kırmızı bayrak geldi. Kırmızı bayrak ben Türk bayrağı, Türk bayrağı olarak aldım. Kırmızı bayrağımız. Bayrağımız size kaç puan getirir? 29 Ekim deyince aklınıza ne gelir Habibe? Gençlik. Yeşim? Tören, Atatürk. Baha? Tören. Tören. Buranın en popüler cevabı? Atatürk. Atamız. Saygıyla Mustafa Kemal Atatürk. Buranın en popüler cevabı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Sık sık kaybolan küçük bir şey söyleyin dedim. Yeşim'den küpe geldi. Küpe size kaç puan getirir? Buranın en popüler cevabıymış küpe ve aynı soruya cevap olarak Habibe'den kalem geldi. Sık sık kayboluyor. Kalem size kaç puan getirir? Herhalde. Neyi abi? Kimse kalemini kaybetmiyor herhalde. Yok, kaybediyor. 5 kişi kaybetmiş, 100 kişi de. Mağaza vitrinlerine yazılan bir duyuru söyleyin dedim. İndirim dedi Yeşim. İndirim size kaç puan kazandırır? Buranın en popüler cevabıymış. Aynı soruya cevap olarak Habibe'den girmeyiniz geldi. Umarım mağaza vitrinlerinde böyle bir şey yazmıyordur. Girmeyiniz size kaç puan getirir? Ben soruyu yanlış anlamışım. Senin aklın bir de şeye gitmiş olabilir. Sadece personel giriş falan filan oralara gitti muhtemelen. Cumhuriyet kelimesindeki sessiz harflerden birini söyleyin dedim. Yeşim'den M geldi. M harfi siz çeviklere kaç puan getirir? Ve Habibe'den C, Cumhuriyet'in C'si geldi. Evet. C, 141 puanınızın üstüne kaç puan getirir? Puanına ulaştınız. Her şey son sorudaki cevaplarınızda kaldı. Salataya eklenen bir sıvı söyleyin dedim. Yeşim'den yağ geldi. Yağ bu akşam Çevik ekibini 20 bin liraya ne kadar yaklaştırır? Ve Habibe'den limon geldi.
Limon bu akşam Çevik ekibine 20 bin lirayı kazandırır mı? Onu şimdi hep birlikte göreceğiz. Gamze'de 5 bin lira var, 1000 liralar. Ben de. Bağ bedava, öyle mi? Evet. 26 bin lira bu akşam Çevik Ekibi'ne gitti. İzmir'den geldiler. Efendim, İzmir'den geldiler. Evet. Eğitmenlerimiz değil mi? Herkes eğitmen. Antrenörler, evet. Eğitmenler. İyi ki geldiler. Efendim, Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlarken bu akşam bizlerle Çevik ekibi vardı ve 26 bin lira kazandılar. İyi ki geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sizi tebrik ederim. Efendim, yepyeni bir aileler yarışıyor da yeniden görüşünce de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.